Merhabalar herkese. 124. dersten sabit edatlı fiil kombinasyonlarına bu hafta vererek yine önemli bir yan konuya giriyorum. Daha önce işleme fırsatı bulamamıştık bu konuyu. Ve çok defa talep gelmişti hocam buna bir el atsanız diye. Çünkü yani kitaplarda anlatıldığı şekliyle hayatta çok karşılığı olmadığını gördüğüm bir konu. Ve çok güzel bir içerik oldu. Yani sonuna kadar izleyin çünkü hani şey yapmıyorum. İçerikleri en önemlilerini başta gittikçe daha lüzumsuzları arkaya atmıyorum. Öyle bir şey yok. En sona da çok güzel cümleler geliyor. Bunlar prepozisyon fiilleri. Sitten pardon, stan, liegen, hangen gibi şeyler. Şimdi ben bunu bir internette bir bakayım dedim. Nasıl şey yapıyor? Nasıl geçiyor sitelerde? Mesela şimdi şurada sizinle beraber bakalım. Siz de şimdi anlayacaksınız. Mesela burada hangen'den bahsetmiş. İşte liegen diyor bir şey yataysa diyor. Horizontalse. Stand dikeyse diyor. İşte ondan sonra zittense diyor. Bir şekilde yani şey oturarak diyor şey yaparsa diyor veya oturur vaziyette. Yani buradaki cümleleri görünce mesela hey sit op zein stool tamam güzel. Hey licht in zein bed okay. Hey start head book start in the cast. Yani açıkçası bu cümleler değil aslında. Yani bu fiiller pratik hayatta bu şekilde karşımıza çıkmıyor. Bunlar çıkar. Bunların yerine head book is de diyebilirsiniz. Yani hey zit de diyebilirsiniz. Yani şey yok. Çok çok büyük bir anlam eksikliği olmaz. Bunu da bu şekilde söyleyemezseniz. Ama şimdi birazdan size vereceğim cümleleri ki aslında bu konu çerçevesinde cümleler bunlar da. Bunları da kitaplarda yine dediğim gibi bulma ihtimaliniz yok. Diyeceksiniz ya bunlar ne kadar önemli şeyler. Ve bu şeylerin başka şekilde ifade edilme şansı yok. Diyeceğim cümlelerin, biraz sonra vereceğim cümlelerin. Ve bunlar geçmiyor. Ve bunlar İngilizce'de de yok. Yani İngilizce bilenler o bilgi ve şeyleri, birikimleriyle buna yaklaşamazlar. Türkçe'de de bunun şeyi yok. Bu kadar reklam yaptıktan sonra şimdi içeriğimize giriyoruz. Şimdi birinci cümlemize başlayalım. Çocuğu olanlar ilkokul çağında bilirler. Nasıl sorarsınız? Hangi gruptasın sen diyelim? Belki Belki grup Belki zit grup grup zit. zit. Belki Tamam. grup zit. Burada in belki Ya. grup zit yay. Şöyle de bir şey yaparsanız biraz daha şirinleştirir sorunuzu. In welche Gruppe seid ihr? Mesela şöyle diyelim biz mesela diyelim ki Arif'le aynı okulda okuduk. Nasıl derim bunu? Biz aynı okulda okuduk. Bizzat zaten in dieselbe school. Bu Ob zaten da o dieselbe. Ob dieselbe school. Evet. Olmazsa yine sırayla yapalım. In ve zaten op deserve this whole. Mesela işte Ezgi'yi bir dil kursuna verdiler. Başlangıç seviyesi. Ezgi diyor ki ya ben buraya uygun değilim. Nasıl dersin bunu Ezgi? Beni başlangıç grubuna verdiler. Oraya gidiyorum yani. İksat befiildir Geniş geniş kursu. zamanda, şimdiki zamanda. İksit befiildir. In an İndi beginners group. Exit in an beginners group. Sonra mesela şey diyelim. Sınıfta kaldım diyelim. Veya o sınıfta kaldı. Hay zat. Biraz daha komplike bu. Hey. Bu da bizim Semih'in katkısı olduğu şeye derse hey is Blyfen Zitten. Yani zaten Zitten yapıyorsun ya okula gitmek Zitten demek. Blyfen Zitten olunca
Orada yani onu tekrar etmiş oluyorsun. Kalıyorsun yani. Aslında tam olarak sınıfta kaldı demek yani. Hayes Blythe Zitten. Ik ben Blythe Zitten. O futbola gidiyor diyelim. Arif, senin herhalde oğlan mı gidiyordu futbola? Ben de gidiyorum da. Tamam, öyleyse söyle. Futbola gidiyorum de. Yani pozisyon fiilleriyle exit. Exit, evet. Exit. Exit nu op futbol. Exit nu op futbol. Mesela Coşkun mu? O da desin ki ben de önceden futbola gidiyordum. Futbola gittim. Önceden transferliydin. Inetferliydin veya Fruher. Evet. Fiilimiz ne? Bir daha söyler misiniz? Daha yani daha önce futbola gittim. Gittim. İzat o futbol. Ekzat. Transferliydin. Fruher. O futbol. O futbol. Orhan da desin ki bir spora gidiyor mu desin. Mesela işte benim oğlanı sorsun. Oğlan bir sene spora gidiyor mu? Zite hop sport. Zithey bir saniye. Zithey op ön spor. Evet. Güzel. Sonra mesela desin ki Arif ben 6 ay işte şurada mesela Terapel'de kaldım. Veya kaldık. Zatın Tamam, zaten da olur. Heaven'da yapalım. heaven in the terapol They veya in have X Mandan in Terapul. terapol Hezeytin. Kuzeytin. Mesela Hezeytin kaldım yani normalde zitin. Zitin falan şey hali bu. Ya bu Karnım. Hıbleyf'ınla farkını Bu daha şey daha böyle spontan bir kullanım. Daha casual bir kullanım. Karnım tok diyelim. Full. Exit fall. Onlar outcaring'deler diyelim. Outcaring'de şeyler. Outcaring alıyorlar aslında diyeceğiz. Zitin. Bakın, Zözitin in outcaring. İnan. Binin mı? Ya. Yok, binin kullanılmıyor. Zözitin in outcaring diye biliyorum. Evet, şimdi devam edelim. Biraz da böyle mekanlarla ilgili şey yapalım. Şu anda ofisteyim diyelim. Neredesin? Veya şöyle diyelim. Şu anda neredesin diye soru soralım. Şu anda neredesin? Var ben yeni. Var zit yeni. Var. Evet. Var zit yeni. Ofisteyim diyelim. Ezgi. Exit of mein Kantor. Exit nu op kantor. Güzel. Ben İtalya'dayım diyelim. Yani olmaz. Birisi desin ki haftaya buluşalım mı? Arif de desin ki yok olmaz. Ben İtalya'dayım. Olmazı nasıl diyoruz? Hollanda'yı düşünelim. Kamit. Dat kanit olabilir veya dat hatnit olabilir. Evet. Arif devamı. Exit in Italy. Veya başka bir ülke varsa gitmek istediğin fantazi olarak exit in İtalya güzel bir ülke. İtalya. Evet. İtalya güzel.
Şey desin ki, Arif'in eşi desin ki, o her gün toplantılarda, toplantıdan toplantıya gidiyor. Exit. Evet, daha. Erkek ah mı, yoksa tüm gün boyunca kastediyorum. Hey, hey daha. Hey daha. Heydedah in meetings Beyoncé. in Ferhaderingen. Evet. Birisinden bahsediyorsun. O şu anda hapiste. Nasıl dersiniz? Exit in Hazit front tennis. kendini. Tamam. Hazit nü in Tefangeniz. Veya o 2 yıl içeride yattı diyelim. Bunu şey, kim demek ister? O 2 yıl içeride yattı. Ayzat Tüveyar indi kapanırız. Eydat Tveyar in the back in, tam olarak yani Hevangenisi diyebilirsiniz. Farklı bir varyasyon. In the back da şey demek, içeride demek. İçeride. Neredesin diye tekrar soralım. Mesela işte iş yerinde birisiyle buluşacaktınız saat 10'da ama bir mekan belirtmemiştiniz. Arıyorsunuz. Neredesin? Var zitiye. Var zit veya bir kafede buluşacaksınız. Muhtemelen bir yerde oturmuş, onu arıyorsunuz. Öteki de desin ki ben ön taraftayım desin. İlk Exit Zit Foran. Forin. Exit Forin veya Hey Zit o arka tarafta. Aktarayım. Aktaran. After in. Böyle kullanıyor bunlar. Veya mesela after in camın yanında diyelim. Bay Hetram mesela. Exit Hazit after in Bay Hetram. Mesela şöyle diyelim. Burada kendimi evimde hissediyorum. Yani tam yerimi buldum gibi yani. İşte Arif çalışıyor. O tam yerimi buldum. İlk Tuba'da müsaitse şey yapabiliriz. Exit Güzel. here Exit here ters olur. Exit here benim cümlem. tiles. Op main plek. Hey, hamak olur mu? Exit here ilk full daha iyi sanki ya hımakla. O hımak fullun diye kullanılıyor diye biliyorum o. Mesela bazen böyle tam işte şeyler ergen çocuğu olanların mesela kullanabileceği bir cümle. Yani kendi dünyasında bazen böyle çocuk kapanır odasında. O kendi dünyasında. Hayzit op eyhe Dezit in our eigen wereldje. Burada genelde wereldje kullanılıyor. Yani küçük dünyasında gibi böyle hani onu genelde bunu görürsünüz wereldje'yi. Şimdi başka bir de böyle içinde bulunduğunuz ruh hali, bir zorluk, genelde böyle negatif şeylerle ilgili kullanılan şeyi var. Mesela o sıkıntıda, yani sıkıntıda zorluklar yaşıyor. Hayzit problem. Hey, Hayzit is it in the problemin? Mesela Orhan'sın, sen deneyebilirsin. O borçta, ama böyle derin bir borçta yani. Acayip borca batmış durumda. school? Hazit Abdülhamur. deep in the schulden. Deyim de var bununla alakalı. Abdülhamur. Deep in schulden veya in schulden de olabilir. Mesela affedersiniz hani boka batmış durumda da mesela böyle kullanılıyor bu. Hazit deep in shit. Aynen bunu
kullanırlar Hollandalılar yani. Hey, deep in shit. Tabi orada poop falan demezler, shit derler. Mesela onlar zor durumdalar. Onlar kendi çok zor bir durumun içerisindeler. Mesela kimler? İşte sizin Türkiye'de tanıdıklarınız vardır. Sıkıntıdalardır yani. Zö. Zitim. Evet Arif. Moylikte In de last ne? Laylık. Evet, Lastika da olur. Muğlika da olur. Tamam mı ki? Moğlike situasi. Ya işte. Sözcüğü inen Muğlike situasi veya zor bir durumdaydım işte. Nerede? Diyelim işte Atina'da zor bir durumdaydım. Exot. Exact in ön. Bu sefer de Lastika kullanalım. Lastika situasi. Bakın bu yani buradaki kullanımlar zit zat bunların dediğim gibi bunların Türkçesi İngilizcesi yok. Tamam bunlar da burada da işte şey pozisyon fiilleri ama tam olarak ifade hani çok fiziki bir durum, bazen mecazi bir durum, bazen soyut bu durum. Bunları göremiyorsunuz bir yerde ama bunlar o kadar çok kullanılıyor ki bunlardan kaçamazsınız yani. Mesela benim şunu sona alacağım. Mesela bir şeyin durumu nasıl? Mesela benim başvurum ne durumda? Hangi süreçte? Ne durum? Mesela böyle de kullanılıyor. Nasıl sorarız böyle bir soruyu? Uzit. Huzit. Evet, Ezgi sen devam et. Huzit. Tam olarak mesela de ki mesela benim Uzit. Uzit da precis. o da olur. Uzit Huzit dat precis de güzel bir cümle. Benim şeyim de yoktu. O tam olarak nasıl oluyor yani? Hani anlamadım. Biraz açıklasana işleyişini, onun mahiyetini gibi bir soru bu. Genel bir soru, güzel bir soru. Who is it main? Pardon, Aa, who is it main diye kullanılmıyor bunlar. Who is it main? Bilmem ne diye kullanılıyor. Who is it main? Mesela Anfrag. Bir başvurum ne durumda? Mesela ben Arif'e soruyorum. Arif çalışıyorsun ama kontratın ne durumda? Yani süreli mi? Sabit kontrat aldın mı? Nasıl soruyorum bunu? Uzit etmet yav kontrakt. Evet. Evet ya kontrakt. Uzit ya kontrakt. Veya Tuba diyebilir mesela yarın hava nasıl olacak? Yarın havanın durumu ne? Müsitit Morgan bir. Uzit met het weer morgen. Uzit met het weer morgen. Başka şimdi bazen yine ergenlik çağında çocuğu olanlar, gerçi onlara mahsus değil tabii bu. Bazen biz de öyle oluyoruz. Her zaman telefonunuzdasınız ya böyle. Hep telefonun elinizdedir. İşte bu da bununla kullanılıyor. Mesela diyelim o her zaman elinde telefon. Hezit altayt anı telefon tıkaykı. Hezit altayt Hezit altayt op zayn telefon veya mobilce. Veya mesela hey zit de hele da Instagram'da mesela işte veya TikTok hey zit de hele da op TikTok mesela. Veya game'ı. Ha evet onu nasıl kullanırız ondan emin değilim sadece hezit de hele da op game mi olur met hezit de hele Evet, da onu ben de biliyorum. bizim oğlana bağlanabiliriz canlı yayında veya yanında evet Sorun nasıl ne? Neden bağlanmak istediğiniz sorun ne? ya oğlanın çok profesyonel olduğu bir konu da Hazit oyun oynamak o yüzden şaka yapıyorum.
Şöyle bir de yine özellikle iş yerlerinde vesaire çok kullanılan az öncekinin devamı aslında. Mesela zamanımız ne durumda? Mesela şimdi 25 dakika oldu başlayalı. Ne durumdayız zaman bazen toplantılarda, görüşmelerde. Bu Zitat. devam edin. Huzitın. Evet. Burada huzitıvı oluyor. Huzitıvı mettait. Veya mettötait diyelim daha iyi olur. Mesela bir belli bir proje, belli bir işte deadline'ı olan bir şey yetiştirmeye çalışıyorsunuz. Şeydeyiz yani her şey yolunda, zamanında ilerliyoruz planlanana göre. Orada hani orada bir schema kelimesi var. The written of schema. Planladığımız gibi gidiyoruz. Mesela bütçe konusunda ne durumdayız? Bütçeyle ilgili. Burada mesela burada da would olabilir. Var da oluyor burada. Zaten. Var zitıldı. Met Bütçe. met het budget. Yine, evet. Mesela zamanımız az diyelim. Zamanımız az. Yine bu da yine çok Hollandaca bir kelime. We zitten. Burada bir şey var. Sıfat mı? Zarf bir şey var. We zitten. Krap. Hiç duydunuz mu? Bu çok kullanılır. We zitten krap in the tide. Yani çok sıkışığım şu anda yani. Sıkışığız. Hatta bu parayla ilgili de konuşuyor. Yani paraya sıkışığım. Mesela bazen işte bir şeye bütçeniz yetmez, birisi gelir, işte kapınıza birisi gelir, bir şey ister. Yani şey, şu anda paraya sıkışığım. Şu anda bütçem iyi değil yani. Şöyle kullanılıyor. Nasıl denir? Exit Exit nü eyfı crop. krap. Burada mesela bütçe demeye de Crop. gerek, bütçe demeye de gerek yok. Zaten burada o anlaşılıyor yani. Birisi gruba yazdı da grup şeye Evet katılamıyorum evet şu an şey. yayına. Evet gördüm sağ olun. Exit nü eyfı krap. Bazen de böyle bir şeye sıkışır kalırsınız, takılır kalırsınız bir şeye. Yani bir sağa sola gidemezsiniz. Bu tabii bunlar hep mecazi şeyler ama çok kullanılıyor. Nasıl dersiniz bunu? Daha böyle fiziki olarak diyelim. Mesela işte çıkamıyorsunuz. İşte çıkış probleminiz var bir yerden. Visit the fast. Exit fast. Exit fast. Böyle bu zaten fast itin fiili bu. Bir de exit klem diye bir şey var. Klem. Mesela size çok bir hatıra anlatayım. Benim eski bir genel müdürüm vardı. İşte 3 sene önce çalıştığım yerde. Onunla bir tanışma toplantısı, bir tanışma kahvesi içtik. Ben de böyle dikkat ederim. Kim hangi şeyi kullanıyor böyle yani o dil kullanımına çok dikkat ettiğimi fark ediyorum. Toplantı boyunca şu exit klem yani klem zitten fiilini adam 5-6 defa kullandı. Ve ben bunun kullanımını da çok başka bir yerde de görmedim. Yani daha çok böyle hani filmlerde falan görüyorum böyle ara ara ama o kadar yoğun kullanıldığını bilmiyorum. Yani dolayısıyla şu yukarıda gördüğünüz şeylerin bazılarını bazı insanlar çok kullanır. Ötekiler daha az kullanır. Biraz şey tercih meselesi selektif yani. Mesela bir şeyim var diyelim. Bir problemim var diyelim. Bir problemle baş başayım şu anda. Ne durumdasın? Exit'in problem. Exit met ön problem. Hatta problemçe diyelim. Problemce. Böyle mi yazılıyor? Doğru herhalde. Exit meten problemce. Mesela bazen bir alıştırma yapamazsınız, bir obturat yapamazsınız. İşte bir şeyden yardım istersiniz bir daha iyi bilen birisinden. Mesela diyelim bu obturat yapamadım diyelim. Exit. Mesela burada buraya yakışan şey fast. Exit
Fast Mad veya Mad Days'e Updraft. Künyeme Help'em gibi mesela. Exit Fast. Evet, bakıyorum. Bazen de bazı insanlar işte böyle fikirlerle dolu olur. Yani o ya sürekli fikir üretiyor. Kafasında fikirler. Onlar için de bir özel bir kullanım var. Hey, Zit. Devamını tahmin edebilir misiniz? Biraz, evet, biraz özel bir kullanım. O yüzden ben şey yapıyorum. Fall Ideian. Hey, Zit, Fall Ideian. Şimdi bunu duyunca anlarsınız değil mi bu cümleyi? Yani. Anlarsın ama işte biz bunu böyle kullanmayız yani. Veya mesela ne diyelim? O mesela bazı insanlardan bahsedersiniz. O mesela uf hikayeler dolu. O adam sürekli hikaye anlatıyor mesela. İşte rahmetli mesela öyleydi mesela. Hey. Zit, Fol Hey fo Ferhalan. hey that fall Ben Ferhalan. İşte hey zit o enerji dolu. Hey zit fall enerji. Veya bazıları mesela öfke doludur. Nasıl dersiniz oradaki öfkeyi? Angst. Kıvat. Kıvat Olur. olur veya wude olur. Wude. Belki de hat da olabilir. Nefret. Ama wude da biraz wude nefret yani. Veya çok mesela kimisi şakacıdır mesela. Hey, is it fall? Humor. Krapın Problem. gibi. Mopi olur mu? Yani o fıkra olur yani şey Ferhal'ın yerine onu da mopun falan diyebilirsin belki. Mesela bazen de hani, diyelim ki işte böyle kreatif bir şey yapmanız gerekiyor, bir şey üretmeniz gerekiyor ama hiçbir şey üretemiyorsunuz. Böyle oturup kaldığınız bir şey gelmiyor aklınıza. O zaman da nasıl dersiniz? Exit. Evet. Yine fast mı? Exit Zonder Ideation gibi mesela kullanılıyor. Aklıma hiçbir şey gelmiyor. Evet, Exit Zonder Ideation, evet. Şimdi yine bu beklemek fiiliyle bu da çok kullanılıyor. Ama durun ben ondan öncesinde bir geri dönüyorum. Benim toplantılarda, iş yerindeki toplantılarda özellikle böyle daha dip diplomatik konuşmaya çalışan kolehalar ama çok kullanılıyor bu. Daha böyle kibar bir şekilde kafandaki yani aslında asıl demek istediğin şeye giriş yapıyorsun. Böyle biraz girizgah gibi yani. Ben de hani böyle Türkçe'de dersiniz ya ben de ne düşünüyordum? Dersiniz ya mesela. O da şöyle deniyor. Ikzat nette denken. Mesela burada bir iki nokta üst üste koyuyorsun. Sonra normal sıralı tekrar cümle kuruyorsunuz. İksa ben de ne düşünmüştüm aslında bunun tam Türkçesi. İksat nette denken veya mesela bunu başka ne şekillerde görüyorum? Exit mesela exit ik frah mi af şey var ya yapısı. Exit mı? After fragen. Mesela buradan sonra ister of deyin, ister başka soru zarfları kullanın. Exit mi? After fragen. Ha, yani ben de merak ediyorum. Ben de merak ediyorum. Yani merak etme sürecini aslında ona vurgu yapıyorsunuz. Ediyordum hatta belki. Merak içindeyim de olabilir mi? Hani zit Olabilir. problem Yani içinde olmam. evet ama yani çok çevirme şeyi de yok zaten. Yani imkanımız yok. Çok soyut şeyler. Mesela yukarıdaki şeyler mesela vadik noh mesela ha böyle soru zaafını başa alarak ben de tam neyi düşünüyordum? Vadik noh
Was ich noch zu denken. Çok çok kullanıyor bunlar. Veya ich zat mı after fragen, zaten onu demişiz. Bu pozisyon fiilleri ikinci bir şeyle kullanırken her zaman tö geliyor değil mi? Öyle bir şey var. Denken'da, Afrak'ında o yüzden tö var. Doğrudur yani, ben o şeyi bilmiyorum açıkçası. What's it yay? Ama bakarsak şeylere, patronlara, evet dediğin gibi. What's it yay? What's it yay? Offer nate Duncan. Bunu nasıl çevirirsiniz? Ne hakkında düşünüyordun? Ne düşünüyordun? Ya şu anda ne düşünüyorsun? Yani ne var aklında? Karşı taraf biraz düşünceli. What's it yay? Offer nate Duncan gibi mesela. Var ziti ofur olmasın. Nasıl? Var ziti ofur. Var ziti offer. Çok bana şey gelmedi cümle. Hangi anlamda diyorsunuz? Çünkü şey olduğu için, edat olduğu için hani vatlar vara dönüyor ya. Ezit olduğu zaman. Her zaman dönmüyor işte. Bazı fiillerde what kullanılıyor. Mesela var. What think you are fun? What think Evet. Mesela fun? Ama orada erdek kullanıyorsunuz sadece mesela var how fun diyoruz mesela. tamam, bazılarında kullanılıyor ama var zit offer not a denken. Burada var olur mu emin değilim. Bir bakın internetten bu arada, şey yapalım. Mesela ne yapıyorsun? Ben de film izliyorum. Birisi sizi arıyor. Ne yapıyorsun? Is Exit. it? Film tık Evet, ön film tekrar. Mesela hep böyle kullanılıyor. Exit what the eaten. Ben de bir şeyler yiyorum ben de. Exit. icon. Atlayın, bir şeyler atıştırıyorum. Evet, what the eaten. Veya exact what the eaten. Ben de bir şeyler yiyordum diyorsun mesela. Öyle işte havadan sudan konuşuyorsun. Ne var ne yok. Huhat et metçe. Hut exact what the eaten gibi mesela. Veya şey, çok çok beklettin mi? Çok çok bekledin mi mesela? Burada da çok kullanılıyor bu. Zitye al Tamam. evet, al lang sevaktın. Polis. Polisi aradı. Zitye al lang sevaktın. Şimdi burada vaktın demişken, vaktinin çok özel bir kullanımı var burada. Yine bizim aslında Türkçeden bildiğimiz. Böyle bazen dersiniz ya işte. Ya mesela işte tam böyle başınız şeydir zaten, sıkışıktır. Bir de böyle başka bir sıkıntı çıkar. Öf, tam da bu lazımdı şimdi gibi yani. Ha, tam da şey, hiç olmadık zamanda gibi. Veya hiç öf, ben de buna bayılmıyorum zaten. Bazen bağlamında da kullanılıyor. Aslında onu beklemiyordum. Zitten vaktin fiilini kullanarak bunu diyorlar. Mesela şöyle diyorlar bunu. İşte diyelim exit. Evet, nitte baktım. Exit. Mesela burada here ile kullanacaksak here ek nit opte vaktin. Bu cümle çok popüler bir cümle. Veya the yani, sen de mesela Hollanda'ya gelmek istiyor bir tanesi. Uf, o da Hollandalılar da zaten sana bayılıyorlar yani, burana gelmene gibi mesela. Hani böyle biraz şey cümle, biraz sarkastik bir şekilde yani. Mesela işte onlar da ya işte need, nasıl diyebiliriz? Echt ob hün mesela işte dedelerin sevmeyen bir çocuk mesela, çocuklar oma sevahtın gibi. Bu arada was ziti offer not denken doğru cümle olarak doğruymuş. Hangisi, what mı var mı? What? Okay.
Tamam, sağ ol abi. Ama iyi yani, bizim de bir aklımıza bir şüphe düşmesi de iyi bu şekilde. Bir %100 emin değiliz yani. Şimdi başka, yine bunun biraz aslında for konularıyla da bağlantılı ama yine bu zitten fiillerin içerisinde olduğu başka bir kullanım var. Bu da çok kullanılıyor. Ben size sorayım bunu. Var zit yemeği. Bundan ne anlarsınız? Veya güzel. Onunla ne yapıyorsun? Benimle misin? Yok. Biraz daha birkaç cümle daha yazayım. Siz bakalım anlamaya çalışın. Var. Güzel. Eats var. Ye mezit. Veya işte zit ye Erkans May. Seni rahatsız eden ne Bunlar gibi evet, seni rahatsız eden bir şey var mı? Ya bir bir şeyler var yani. Sen anladım. şeye takıldın. Bir şeye takıldın. Canı sıkkın, dağınıksın, düşüncelisin, dalgınsın. Ziti Erkans May. Yani hepsini zaten anlamlarını biliyorsun. Bunu artık çevirmeye gerek yok yani. Ama bu çok kullanılıyor. Bazen mesela bizim iş yerinde işte Koleha diyelim, işte belli bir alınan kararla diyelim şey değil yani, ondan memnun değil. Exit nasıl der ona? Exit. Nerfus mey. Yok, yani belirli bir karar alınmış. Belirli bir şeyden konuşulmuş. Sen de buna mutabık olmadığını, bundan rahatsız olduğunu söylemek istiyorsun. İkizler Evet, exit mey. here, well may veya işte eh may, yani o artık şeye göre, oradaki şiddetine göre yani, well may deyince işte yani rahatsız oldum. Ötekinde de eh may, gerçekten rahatsız oldum, bu beni dokundu. Bunun hakkında bir şey demeliyim yani. Yani Bu burada feel may zitten mı yoksa may Mezit'in ilginç bir çok ilginç bir yapı bu bence ama may bunu zitten dedi bir fiil hiç kulağa şey gelmiyor. ben de bilmiyorum ya, bunu açıkçası. Zitten etmeyi. Mesela işte dar zitik nitmey, yani Evet. o beni çok şey yapmıyor, rahatsız etmiyor. Çok kullanılıyor. Başka bir de dwarf sitting diye bir şey var. Bu yukarıdakinin biraz daha şeyi, daha da tahmin ediyorum daha da kuvvetli hali. Daha böyle net bir şekilde dwarf sitting, İngilizce'deki bother böyle yani, rahatsızlık, kaygı, can sıkıcı durum. O kelimeyi daha çok vurguluyorsunuz. Yani ben bu kelimeyi hiç kullanmadım şahsen ama duyuyorum. Yapalım birkaç cümle. Mesela seni ne rahatsız ediyor? What? Biraz bunun kullanımı değişik. What did you divorce diye kullanılıyor. Veya seni rahatsız eden, buradaki senin ne rahatsız ediyor oldu bu? Seni rahatsız eden bir şey var mı diye soralım. Is Veya şöyle kullanalım. Zit ye it's the there worst. Zit ye it's the worst. Mesela işte şu bir tane filmde kullanılmış. Eğer zit mi it's the worst pap demiş. Beni rahatsız eden bir şey var baba demiş, veya boss derseniz, patron dersiniz. İşte beni rahatsız eden şey bu diyelim. And it is it is that that mı olur yoksa what? what It is what? what Evet. what is what mu is the worst it What? That is what mı the worst it? Belki buradaki birleşiyor da olabilir, emin değilim.
Gibi. Bu da özel bir kullanım. En azından anlamını bilin, kullanabilirsiniz. Ama üstteki daha böyle daha genel, daha bana şey geliyor. Spontan bir kullanım geliyor. Şu mesela şurada sağlığı nasıl? Mesela onların sağlıkları nasıl diyelim? İşte aile diyelim, birisiyle görüşüyorsunuz. Yaşlı anne babası var. Sağlıkları nasıl? Şu yukarıda demiştik ya bir yerde. Bu... Metin Kızantay. Evet. Çok güzel. Who's it? Methun Hesonheit. Yanlış yere mi yazdım? Şu an görünmüyor. Evet, yanlış yere yazdık çünkü. Bir saniye alıyorum. Oradan buraya kopyalayayım. Who's it met your contract? Who's it met your evet. Sanırım bayağı bir şey yaptık. Bir tane daha şeyim kalmış. Bu da böyle biraz şey gibi, hafif böyle outdrinking gibi. Mesela hepimiz aynı gemideyiz diyelim. Özlitten in the Schautje. ship. Okay. Zitten allemaal Allemaal, ja. in hetzelfde schuitje. Ondan sonra bir de başka bir deyim var. Deyim derken aslında bunlar deyim diye. Bunlar normal şey. Yine forzessil alan şeyler, fiiller bunlar. Bir şeye hakim olmak, bir şeyin üzerinde olmak. Yani ben tamam, o iş bende. Her şey kontrol altında gibi bir yapı var, biliyor musunuz? Exit Mind under control. Under my control. Yani evet, o alıs. Yani ondan emin değilim. Exit er both knob. Duydunuz mu hiç? No. Mag geçen zorgen. Exit er Bofnop. Alles lobt Volkensplan gibi mesela. Başka iş yerlerinde yine çok kullanılan böyle eski bir videolarda vardı bunu demiştim. Kendini iyi hissetmemek. Böyle çok böyle keyfi olmamak. Zicenetle Biraz daha düşünün. Böyle aslında şey, derisinin içerisinde iyi olmamak demek. ilgili Exit need, ne demiştin? Coşku mu? Exit need, Gimme exit need my phone. Gimme hood in main fell. Evet. Fell. Ikep fail. Stres door the study veya işte door door het wachten gibi mesela. Door the study. Has it need hood in main file? Burada hood yerine lacquer da olur. Bu sefer de şöyle diyelim. The Prima da olur aynı şekilde. olabilir ama Duydum, ben Hollandalı'dan duydum bir haberden. duyduysan doğrudur öyleyse, ama çok du birime, Outworking olarak Lekka kullanılıyor ilk. evet, normalde Zici Lekker kullanılıyor. Lekka'nın YFL Lekka. Ama Prima'yı da duydum yani biraz önce. Lekker in main file. Yani bunu tabii her şey bu şekilde kullanmak daha iyi. Yani kendinizden bahsedecekseniz mesela exit Lekker in main file. Nasılsın, nasıl gidiyor? Hat Exit lacquer in main file deyince böyle bir hafif bir tebessüm oluşturursunuz insanlarda. Doğru yoldayız. Doğru böyle hani o demir yollarının rayları var ya, o kullanılmış. Doğru yoldayız. Doğru yolda ilerliyoruz. Veya Visiten in visiten in
Pardon, in değil burada. O het ya üstte demir yolu neydi? Spor. Evet. Vızgıtın opet ya üstte spor. Tam ayrılma aşamasındayız. Veya şöyle diyeyim, ayrılma aşamasındaydık diyelim. Hani tam ayrılmamıza ramak kalmıştı veya tam onun bir öncesiydi gibi yani. Ve zaten Zaten. obhet tünçe omte Tamam. fertrekken. Sıra bazen işte bir kolehanız diyelim işte artık şey yapmıştır, tam kafayı bozup işten çıkmak üzeredir mesela. He zözit opet pünçi omte fertrekke gibi. Bakın yukarıdaki gördüğümüz cümlelerin hiçbirisinde gerçek anlamda oturmak yoktu neredeyse. Çoğu mecaziydi, soyut şeylerdi. Öyle işte şeylerde anlatıldığı gibi işte oturur horizon şeyse, yatay pozisyondaysa öyle. Yani o kategorilere sokup da anlayabileceğim şeyler değil bunlar. Açıkçası ben de exit here echt may diyeyim yani. Bu kitaplarda bunların gösterilmiyor oluşu beni çok rahatsız ediyor. Ama bayağı bir şey yaptım, taradım yani. Epey bir, hem çok düşündüm, notlarıma baktım, mesajlarım yani çok çok taradım. Yani ChatGPT de kullandım tabii ki ama yani oradaki şeyler de işte o kadar şey ki yani ancak onları gerçek hayatta görüyorsam, biliyorsam onları buraya aldım. Bence güzel bir şey oldu. Diğer Lichen ve Stan tabii onları başta aslında hem üçünü birden işleyebilir miyim diye başlamıştım ama bu kadar cümle olunca sadece Zitten'dan bunların da hangi birisini geride bırakacaksın yani. Ama en yoğun kullanan da Zitten sanki. Yani Evet. Stan'da falan da var ama Zitten en yaygın Zitten görüyorum ben de. Zitten yaygın ama diğerleri de yaygın. Hani Var o cümleleri de var söyleyince vay be diyeceksiniz yani. evet. Stan'da. Şimdi bir de son oturmak, gerçek oturmak anlamıyla fiziki olarak Evet. Hocam ben bir tane daha outworking gibi bir şey duymuştum geçen hafta Tao Koç'ta. Hatırlamaya çalışıyorum. Z ile kullanılmıştı galiba. Hani olumlu bakmamak. Xi, nit, zo, feel, zitten. Ha evet. Mesela bak. Bu çok önemli. Xiyet nit zitten. Ya. Xiyet nit zitten. Aklıma yatma demek bu. Aklıma yatmadı. Çok güzel. Xiyet nit zitten. Veya Bıktım vardı hocam. O da o kökten mi geliyor bir kısmen? saniye. Kepet. Dur şunu bitirelim. Xiyet nit zitten. Mesela aklıma yattı mı diye soralım bunu. Orhan. Sence olur mu yani? Bu dediğim şeyler sence olur mu? Yapabilir misin? Yani realize edilebilir şeyler mi? Zitiyet. Ya aynı mantık. Zi Evet. het zitten. Oldu mu sence? Zi het zitten. Yani Oldu. olmuştu. Evet, oldu böyle. Bir kontrol edin siz de isterseniz. Ziyet sitin, xiyet nit sitin. Yani. Çok güzel. Bir şey daha mı diyecektin Ezgi? Kepet zat, bıktım. Ha, ik ben et zat. İk ben et Ben zat. Şöyle yapalım. Yeter artık yani. İk ben et zat. Vizeynet alemal zat. Hepimiz bıktık. Hunuh his hunuh. Yeter artık. Evet. Başka var mı aklına gelen bir şey arkadaşlar? Zitin'le ilgili. Benim bir Hocam son... alt yazılarda zit put out gibi bir şey duyuyorum sanki alt Ama yazılarda. O yok o şu ama o zitit er put out. O normal çünkü görmek fiili bu. tamam. Zin fiilinin şeyi bu. Yani bu het
öznesine göre çekilmiş hali. İyi gözüküyor mu demek? Ziyaret kutat. Görülmekten. Bir de son bir cümle, yani oturmak literal olarak, yani tam kelime anlamıyla oturmak kelimesinin olduğu tek bir cümlemiz de bu olsun, son cümle olsun. Bu da böyle espri olarak kullanılıyor. Yani hani sigara içmek çok zararlı bir şey ya. Oturmak artık yeni şey oldu. Yani sigaranın yerine geçti gibi bir şey. Tam olarak Türkçe çevirince biraz tuhaf oluyor çevirmesi de. Zitten is had never broken. Anladınız değil mi şeyini? Evet. Hatta böyle bir film vardı. O filmin isminden böyle ona şey yaparak Orange is the neydi? Böyle bir dizi vardı. Orange is the New Black mi? Öyle bir film vardı. Dizi vardı. Oradan şey. Bunlar şeyler yani işte. Hep sağda solda bir şey izlerken muhabbetlerde o referanslarını göreceğiniz şeyler en azından bir kere duymuş olmak şey yapar. Size yardımcı olur. İşinize yarar. Bu 77. cümle, son cümle ne demek? Yani oturmak hani çok sağlığa zararlı ya, sadece böyle gün boyu işte bilgisayarın karşısında oturmak veya televizyonun karşısında oturmak. Yani Yani oturmak yeni sigara içmek. Aslında oturmak artık sigara içmenin yerini aldı. evet, Zamanlar sigara. sigara içmek bu kadar zararlıydı. Şimdi oturmak Evet. günümüzde. Aynen öyle. Uzun demeye kalkarsan o şekilde, evet. Evet sevgili arkadaşlar. İnşallah şöyle diyelim. Bu bir önceki derste vermeyi unuttuğum bir cümleydi ama çok güzel bir cümle. Hep görürsünüz. Heaven Yuli here it's May. Pardon, May değil. An. An. Heaven Yuli here it's an. Genelde böyle olur. Heavy'ye daha çok. Happy here it's sun. Ne demek bu? Size faydası var mı? Evet, bu işinize Hani yarar mı? Yani bunlar işin bunlar sana yardımcı oluyor mu gibi? evet, bundan alacağım bir şeyler var mı? İşine yarar mı? Yardımcı oluyor mu? Böyle tam Türkçesi olmayan genelde işte birisinden bir yardım istediğinizde o size bir şekilde cevap verdiğinde verdiği cevaptan sonra böyle bir size soru sorar. Happy here it's sun. Veya Can you hear further May? Yani birisi bu sorulan soruların cevabını verdikten sonra da hep bunu sorarlar. Can you hear further May? Yani Ya bundan sonra sen devam edebilir misin gibi ha, mi? devamını sen halledebilir misin? Yani bu yolun devamını kendin yürüyebilir misin? Devamını olayı çözebilir misin? Benim yardımım olmadan gibi bir şey yani. Şu iki cümle çok önemli. Çalışanlar için özellikle. İyi akşamlar diliyorum hepinize. Teşekkürler. İyi Yeni akşamlar. İyi bir akşamlar. yıl görüşmek üzere. Hoşçakalın.